Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft'ta araba modunu tanıtacağım. Yalnız arkadaşlar, videomuza geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Discord sunucumuz açıldı, açıklama kısmındaki linkten sizler de gelebilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Sizlere modu nasıl indirip kurabileceğinizi göstereyim, daha sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum şimdi. Açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyorum. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan linke gide dokunuyoruz. Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim. Ben arkadaşlar kurulum için Estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım. Sizler Z-Archiver uygulamasını da kullanabilirsiniz. Şimdi Estos yöneticime girdim. Hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonra Dovland klasörünü açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor. Şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum. Daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde. İndikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir, fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadece bu sefer de kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. Şimdi ilk önce oynaya basıyoruz. Evet, ben yeni dünya oluşturacağım arkadaşlar. Sizler mevcut dünyanın yanındaki kalem süngesine dokunarak da bu işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi İlk önce yanı oluştur diyoruz. Evet, yapmamız gereken işlemler şu arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar oyun menüsüne geldikten sonra buradan aşağı doğru iniyoruz. Daha sonra denemeler sekmesi altında tatil oluşturucu özellikleri seçeneğini aktifleştiriyoruz. Devam et diyoruz. Daha sonra arkadaşlar kaynak paketlerine geliyoruz. Eklentiler sekmesi altında. Buradan paketimizi etkinleştiriyoruz. Etkinleştirdikten sonra arkadaşlar hemen dünyamızı oluşturalım. Evet, dünyamıza geçtik arkadaşlar. Şimdi mesela araçlarımızı nereden alabiliriz? Envanterimizi açtıktan sonra arkadaşlar buradan yumurtalar sekmesine geliyoruz. Daha sonra yumurtaları açtıktan sonra buradan aşağı indiğimizde bakın burada tüm modun bize sunmuş olduğu araçlar mevcut arkadaşlar. Mesela sizlere tanıtmaya başlayalım. Tabii ki de bir sürü araç var. Ben bunların hepsini tanıtamam. Sizler modu indirerek kurcalayabileceksiniz zaten. Ben birkaç tanesini göstermek istiyorum. Zaten arkadaşlar sizlere açıklama kısmındaki linkten modu indirerek bu araçları kullanabileceksiniz. Şimdi mesela ben bunları kısa kısa göstereceğim arkadaşlar. Ben hemen birkaç tane araç aldım arkadaşlar. Şimdi isterseniz sizlere göstermeye başlayalım. Mesela koyduğumuzda bu şekilde bir araçmış. Bakın şöyle uzaktan da gösterebilirsem. Bu şekilde bir tasarım var. Mesela sürmek için ne yapıyoruz? Zaten üzerine geldiğinizde burada drive tuşu göreceksiniz. Buna bastığınızda bu şekilde bindik arkadaşlar. Mesela şu an hiçbir şekilde süremiyorum. Peki neden süremiyorum arkadaşlar? Çünkü benim buna air takmam gerekiyor. Bakın envanterini açtığımda, kendi envanter açma tuşuma bastığımda bu şekilde aracın kendi envanterine geçmiş oluyorum arkadaşlar. İlk önce bunu sürmek için benim buna air takmam gerekiyor. Hemen mesela air takalım arkadaşlar. Zaten ben buraya yazdım arkadaşlar. Air'imizi aldık mesela. Aldıktan sonra tekrardan aracımıza biniyoruz. Bindiğimizde tekrardan ne yapıyoruz? Envanterini açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra air'imizi buraya yerleştiriyoruz. Buraya bu şekilde yerleştirdiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten aracımız çalışmaya başlayacaktır. Bakın bu şekilde gidebilirsiniz. Yere taktığınızda bu şekilde aracınızla istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bu şekilde de bir hızı var ve bayağı bir canı var arkadaşlar. Şimdi isterseniz diğer araçlara geçelim. Mesela ambulans varmış. Şöyle yerleştirdiğimizde bu şekilde siren sesleri de çalışıyor arkadaşlar. Böyle tekrardan binmek istersek de. Evet, bindiğimizde de arkadaşlar bu şekilde ambulansımızı da kullanabiliriz arkadaşlar. Kullanabilmek için tabii ki de yere ihtiyacımız var. Ben hemen tekrardan alayım. Bindiğimde arkadaşlar aracın envanterini açıyorum. Buradan hemen yerime giydiriyorum arkadaşlar. Yani yerimi buraya koyuyorum. Daha sonra bu şekilde istediğim gibi gidebilirim arkadaşlar. Bakın bu şekilde ambulans sürebilirsiniz. Hemen diğerlerine geçelim isterseniz. Fazla uzatmak istemiyorum çünkü bir sürü var arkadaşlar, modun içerisinde bir sürü araba var. Sizler dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten indirerek bu modu kurcalayabileceksiniz. Diğer de bu şekilde bir aracımız. Hatta şöyle yan yana koyalım. Teker teker göstereyim arkadaşlar. Koydukça, yani spawn ettikçe renkleri değişiyor arkadaşlar. Bu şekilde de güzel bir özelliği var. Evet, renkleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar spawn ederek. Traktörümüz var arkadaşlar. Traktörümüzü de koyalım. Hepsini koyalım arkadaşlar. Sizlere teker teker göstermeye çalışacağım şimdi. En son bu aracımızda kalmıştık. Hemen bu aracımıza binelim arkadaşlar. Tabii ki binmeden önce tekrardan envanterimize bir tane yer almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mesela tekrardan biniyorum ve envanterini açtığımda bu şekilde yerimi buraya yerleştirdikten sonra arkadaşlar tekrardan gidebilirim. Bakın bu şekilde aracımız çalıştı. Ve yine hızını da bu şekilde test edebilirsiniz arkadaşlar sizler. Ben bunları kısa kısa gösterip geçeceğim. Çünkü bir sürü var arkadaşlar modun içerisinde arabamız. Mavi aracımız da bu şekilde arkadaşlar. Böyle drive dediğimizde tekrardan eğerimizi takıyoruz. Eğerimizi taktığımızda arkadaşlar tekrardan bu aracı sürebiliriz.
Bakın bu şekilde de gidebilirsiniz istediğiniz yerlere kolay ulaşım sağlamak için arkadaşlar. Bu şekilde de bir hızı var. Dediğim gibi siz hızlarını test edersiniz. Tekrardan drive'a bastığımda bu şekilde binebilirim. Bu şekilde sürebilirim arkadaşlar. Zaten sizler bunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi hemen diğerine geçelim. Şehrinizde böyle arabalar gidebilir arkadaşlar. Çünkü birçok araç var arkadaşlar. Yani nereden baksanız 40-30 tane araç var arkadaşlar. Yani bir sürü var. Bunları kurcalayabilirsiniz. Şimdi mesela hemen şunlara bakalım. Böyle koyduğumda mesela uçağımız varmış arkadaşlar. Uçağımızı uçurabiliyor muyuz? Bakın bu şekilde gerçekten efsane. Hatta şuradan da göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bu uçakla uçabilirsiniz. Üste baktığınızda bu şekilde uçabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kısacası bu modumuz da bu şekildeydi. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu da buradan hatırlatayım. Discord sunucumuz da açıldı. Açıklama kısmındaki linkten sizler de gelebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.